Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Puppy Playtime Chapter 3'ün arkadaşlar fragmanını hep birlikte inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Yeni gelen oyunda neler gelecek, neler eklenecek onların hepsine tek tek bakacağız. Bugün yanımızda Kübra, Nisa ve Ahmetçin var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Şimdi arkadaşlar yavaştan ilk olarak biliyorsunuz her zaman olduğu gibi fragmanımızı izleyeceğiz. Ondan sonra durdurup detaylarıyla güzel bir şekilde göstereceğim. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben yeni oyundan aşırı derecede nedense bir umutlandım abi. İkinci oyun çok vasattı. Fakat nedense üçüncü oyunun çok sağlam geleceğini düşünmeye başladım. O zaman hep birlikte daha fazla beklemeden izlemeye başlayalım. Bu arada lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. 3, 2, 1 ve o zaman birbirinden güzel videoları takip edip abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoya da lütfen like atın. Bu video da çünkü harika. Fragmanımız hep birlikte gelsin. Boom! Boom! Evet. Bu arada altyazı Türkçe. Bakalım. Is bigger than all of us. I need you. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. İnanmıyorum. Dur hepsi dur bir sakin ol. Ben de şu an çok konuşasım var tutuyorum. Prototype has to die. For this. For everything. Evet. Şimdi arkadaşlar fragmanımızı hep birlikte güzel bir şekilde izledik. Fragmanda ilk olarak bir tarih bize maalesef ki belirtilmemiş. Fragmanın sonunda işte şu yıl çıkacak, şu tarihte çıkacak falan diye en azından bir küçük de olsa bir şey bekliyordum. Fakat öyle bir şey bir kez daha bakayım maalesef ki evet bizde paylaşılmamış. Şimdi arkadaşlar ilk olarak fark ettiyseniz yeni canavarımız hepimize gösterilmiş durumda. İsmi Catnap arkadaşlar. Yeni gelecek canavarımızın adı Catnap. Kendisi nasıl bir canavar derseniz anladığım kadarıyla daha önceden yılın başında gösterilen fragmanda da anlatıldığı gibi etrafa gaz saçarak abi ilerleyen bir yaratık olduğunu düşünüyorum. Kübra ilk olarak sen fragmandan etkilendin mi? Neler düşünüyorsun? Ben fragmanda ilk izlediğimde aklımda kalan ve gözüme takılan tek bir şey oldu. Hı. O da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kisimisi gördünüz mü? Evet Kübra diyor ki kisimisi. Ben Kübra'nın daha fazla bir detay fark edeceğini düşünmüştüm fakat onu fark etmedi. Bu fragmanda arkadaşlar bence en büyük gösterilen şey 1006'nın, prototip 1006'nın artık gerçekten gösteriliyor olması oldu. Şeklini, şemalini, neye benzediğini hep birlikte görmüş olduk. Bir kez daha tekrardan izleyince zaten detaylarıyla. Şimdi dondura güzel bir şekilde izleyelim. Benim fark etmediğim detay olursa arkadaşlar sizler de anlatın. Oyunun ne olacağı, nasıl ilerleyeceği onların hakkında da güzel bir şekilde bildireceğiz. Bu arada Puppy Playtime şu anda birinci ve ikinci oyunu PlayStation 4 ve PlayStation 5'e daha yeni çıkartıldı. Büyük ihtimalle üçüncü oyunun gecikme sebeplerinden bir tanesi de bu. Onu da büyük ihtimalle şu anda PlayStation'a çıkartmaya çalışıyorlar. Entegre etmeye çalışıyorlar. Evet o zaman fragmanımızı bir kez daha yorumlu bir şekilde arkadaşlar. Ahmetciğim senden de katılmanı bekliyorum. Hadi o zaman başlayalım. Evet şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde fragmanımızı izlemeye başlayalım. İlk olarak yine bir görselimiz fark ettiyseniz televizyon içinde bir çocuğun gözünden anlatılıyor sanırım. Çocuk çizgi filmi izleyerek başlıyor. Mommy Long Legs'de Mommy Long Legs'de tanıtılırken böyleydi hatırlarsanız. Evet burada birbirinden güzel bir sürü arkadaşlar fark ettiyseniz karakter gösteriliyor bizlere. Kübra'cığım bunların isimleri bu arada gülümseyen yaratıklar olarak geçiyor. Ben Türkçesini söylüyorum. Birazdan şurada
İngilizce ismi zaten yazıyor. Evet, burada. Smile Critters. Gülümseyen yaratıklar olarak çevriliyor. Bunlar fark ettiyseniz yine Puppy Playtime'daki bizim Hugi Wugi kisimisinin yerini almaya çalışan yaratıklar olarak gözüküyor. Fark ettiyseniz onların da bu şekilde bir posteri vardı Puppy Playtime fabrikasının girişinde. Bunların da ona benzeyen bir poster duruşları var. Bunlar 2, 4, 6, 8. 8 tane gördüğünüz gibi birbirinden güzel oyuncaklar. Biraz görsel garip olduğu için o şekilde gözüküyor. Devam edelim bakalım. Şimdi burada bir tehlike alarmı veriyor fark ettiyseniz Puppy Playtime fabrikası içerisinde. Buradaki tarih çok önemli abi. 8-8-1995 yazıyor. Yaklaşık 2 ay önce Puppy Playtime YouTube sayfasında bir tane çok güzel fragman yayınlamıştı. Bu fragmanın içerisinde Kissimissey'i bir tane trenin içerisine koyuyorlardı. Hatta birazdan ona da bakarız. Kissimissey'i koydukları trenin tarihi abi bugün ve tren bir kazaya uğruyordu. Kissimissey ölmeden kurtuluyordu. Buradaki oyun tarihi de o günü yansıtıyor. Evet, o gün belli ki fabrika içinde bir şeyler olmaya başlamış abi. Ayaklanma mı olmuş, oyuncaklar kaçmaya mı başlamış, bir şeyler gerçekleşmiş. Devam edelim. Evet. Korkunç abi. Evet, aşırı derecede korkunç. Şimdi burada zaten aşağıda zaten Türkçesi görüyor. Siz de görüyorsunuz değil mi Kübra? Evet. Evet. Aşağıdaki mesaj tüm Puppy Playtime çalışanları içindir diyor. Orada da bir tehlike alarmı veriyor. Evet. Şimdi burada ilk olarak oyunumuz fark ettiyseniz yine Puppy Playtime fabrikası içinde devam ederek karşımıza çıkıyor. Buradaki detaylar içerisinde benim en çok gözüme çarpan şeylerden bir tanesi. Şurada fark ettiyseniz bir adet Bugsy Boo'nun bizi karşılıyor olması oldu. Ben şu anda Bugsy Boo'yu kardeşlerimize de göstermek istiyorum. Bir imleci yakalatabilirsek. Evet, şu an herhalde. Evet, Bugsy Boo gördüğünüz gibi tam olarak şurada karşımıza çıkıyor. Kübra'cığım, Bugsy Boo'nun burada bir etkisi olacak mı sence? Bugsy Boo orada ama evin en üstündeki çatıya çıkarken bak iki tane lamba var ya. Orada evet. Poppy'yi görüyor musun? Poppy'nin bronz heykeli. Evet, çok güzel bir şekilde bir bilgi verdin. Aynen öyle. Burada bir tane Poppy'nin heykelini koymuşlar. Demek ki Puppy bu şey için önemli bir karakter abi. Onu özellikle koymuşlar. Ya da Poppy'nin kendine ait bir oyun evi de olabilir o. Hani böyle evet. Yapay bir oyun evleri oluyor ya arkadaşlar oyuncak. Burası o yani fabrikanın içindeki bir oyuncak ev olabilir Puppy'ye ait. Burası Kübra'cığım yetimhane. Biliyorsun çocukları normalde getiriyorlardı ve burada bekletiyorlardı. Deneye uygun olan, testi geçen çocuklar üzerinde deneyler yapılıyordu. Ve testi geçemeyen çocukların bazılarını da evlerine gönderiyorlardı. Ya da başka işlerde kullanıyorlardı. Çok emin değilim. Devam edelim. Neden yetimhane dediğimi şimdi anlayacaksınız. Evet, fark ettiyseniz burada bir sürü yataktan oluşan bir alanla karşı karşıyayız. Buradaki detaylardan bir tanesi, az bir şey oynatayım. Daha net bir görüntü istiyorum. Evet, yatakları görüyorsunuz. Ranzalar var abi. Ranzalarda kalan çocuklar var belli ki. Ve bu ranzanın içine bir şey girip saldırmış abi. Hatta boyu da bayağı büyük bir şey girmiş. Yatakları parçalamış. Kafası bakın tavandaki elektrikleri falan parçalamış. Bayağı güçlü bir şey buraya girmiş. Yatakları devirmiş. Evet. Yani bayağı burası bir kargaşa alanına dönüşmüş abi. Burada fark ettiğim detaylardan bir tanesi, sizler de görmüşsünüzdür zaten. Yine oyunda yeşil eldivenimiz var abi. Yeşil eldivenle yine arka tarafta gördüğünüz şu yeşil yerleri atarak bulmacaları çözeceğiz abi oyun içerisinde. Yine bulmaca mantığı aynı. Belki bir tık daha zorlaştırmışlardır. Biliyorsunuz yeşil eldivenin görevi atıyorduk, oradan elektriği alıyorduk. Başka bir yere fırlatıp tekrardan jeneratörleri devreye sokuyorduk. Evet. Burada çocuklara dağıtılan çantalar, oyuncaklar yerlerde gözüküyor. Onun dışında şurada bir tane yine oyuncak var. Evet, şimdi bir şey diyeceğim. Yerde Hugi Wugi'nin kafası mı vardı? O Hugi Wugi'nin kafası maske Kübra'cığım. Project evet, Playtime'da da var. Maskelerden bir tanesi. Büyük ihtimalle orada çalışan insanların giydiği kıyafetlerden bir tanesi. Arkadaşlar Catnap'in yani o kedi karakterinin, kedi oyuncağının, devasa boyuttaki kedi karakterinin etrafa gaz saçtığını düşünüyorum şu anda. Ondan dolayı zaten oyunumuzun yaklaşık 9 ve 10 ay önce bir fragmanla başlamıştı. Orada bir tane maske gösteriyor. Burada da o maskeyi alıyoruz abi. Yani bu karakterin bize gaz atmasını engellemek için maske kullanmamız gerekecek. Devam edelim. Evet, burada maskemizi aldığımızı gösteriyor. Zaten renkler Puppy Playtime'a ait renkler olduğunu görüyoruz. Onun dışında burada iki adet daha maske varmış. Kimler kullandı, kimler aldı bilmiyorum. Fakat herhalde şanslı olan insanların aldığını düşüneceğiz. Devam edelim. Evet. Burada şimdi karşımıza bu tatlı,
gülümseyen yaratıklar çıktı. Gerçekten hepsi çok pis gülümsüyor. Kübra'cığım, bunlar kötü mü iyi mi, bir fikrin var mı? Benim bu konuyla ilgili şöyle bir düşüncem var, ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi buradaki oyuncakların hepsi gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yere biriktirilmiş şekilde duruyor. Oyun içerisinde büyük ihtimalle toplama görevi tarz bir şey var. Bildiğiniz Rainbow Friends oyununda olduğu gibi bir toplama görevi bizi bekliyor olacak. Bu oyuncakları toplayıp bu alanda biriktireceğiz. Ben böyle bir şey düşünüyorum şu anda. Oyuncakların boyunlarında fark ettiyseniz belli başlı kendilerini temsil eden rozetler var. Burada mesela ay var. Arkada elektrikli olan bir karakter görüyorum. Burada yıldız var. Sonra şu arkadaki ayıcıkta bir kalp görüyorum. Bazı şekillerde göremiyoruz. Bu şekiller belki oyunun bir bölümünde karakter ve logosunu eşitle tarzında bir mini game'le karşımıza yine çıkabilir. Devam edelim abi. Evet. Evet, Catnap. Bu karakter dediğim gibi düşmanımız. Fakat buradaki posterde o sizin arkadaşınızdır, dostunuzdur diye böyle mutlu bir fotoğraf vermiş. Ben çok dostumuz olduğunu düşünmüyorum. Devam edelim. Evet. Şimdi Catnap'in amacı ne fabrika içerisinde? Neden fabrika içerisinde rahat rahat takılıyor? Neden dolaşıyor? Şimdi altyazıda da zaten birazdan söyleyeceği gibi 1006'nın çok önemli bir varlık olduğunu düşünüyor. Ve onun tamamlanması gerektiğine inandığı için abi Puppy Playtime fabrikasındaki diğer oyuncaklara işkence çektirip onları yok etmeye çalışıyor. Tamamen amacı bu abi. Zaten burada da fark ettiyseniz daha önceki oyundan da karşımıza çok rahat çıkmış bir sürü karakteri görüyoruz. Birincisi ilk olarak bu. Burada Hoogie Woogie'yi görüyoruz. Burada kocaman bir PJ Poogepiller var maalesef. Burada Bunzo Bunny var. Burada Bro'nun kafasını görüyoruz. Şurada bir Bugsy Boo'nun elini görüyoruz abi. Şurada yine Mommy Longlegs'in ellerini, ayaklarını görüyoruz. Yani fabrika içerisinde ölmüş bütün karakterler fark ettiyseniz buraya getirilmiş. Buradaki yaratığa bağlanmış şekilde duruyor abi. Buradaki detay içerisinde fark ettiğim ve çok fantastik gelen şeylerden bir tanesi. En önde insan iskeleti var. Bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Kafasında da garip bir şapka ve kask tarzı bir şey var abi. Buraya bu şekilde koymuşlar ve buradaki yaratığı tamamlamaya çalışıyor. Tamamen amacı o. Zaten altyazıda da anlayacağınız gibi. Evet, burada fabrika içerisinde dediğim gibi bazı sonuçta 1006'nın çok önemli bir şey olmadığını düşünen ve ona çok önem vermeyen canlılar ya da oyuncaklar diyeyim, onlara da burada işkence çektirildiği bir görsel var. Fark ettiyseniz hapis edilmiş ve burada zar zor nefes alıyor kendisi artık. Hangi oyuncak bilmiyorum. O da kurtarıp dostumuz olacak oyuncaklardan bir tanesi olabilir. Burada harika bir şekilde yeni bir eldiven çıkıyor. Oyun içerisinde göreceğimiz şeylerden bir tanesi. Çoğu teoride sarı eldiven gelecek demişlerdi. Hayır, öyle bir şey olmadı. Yeni eldivenimizin rengi mor renk arkadaşlar. Ve istediğimiz zaman değiştirebiliyoruz. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi. Ve bu eldivenimizin tamamen özelliği şu. Belli başlı yerlere bunu fırlatıp kendimizi yukarı doğru zıplatmayı sağlayan bir işlevi var. Abi bu çok iyi olmuş. Bence de güzel olmuş. Fakat böyle zıplatıyorsa bir de ayakkabıya da ihtiyacımız vardır. Sonuçta Portal oyununda da öyleydi. Yüksek bir yerden düşünce karakterin ayakkabısı var diye ölmüyordu. Özel bir ayakkabısı vardı. Belki ayakkabı da alabiliriz. Çok emin değilim. Burada bir Hoogie Woogie görseli var. Fakat çok gözleri falan yok edilmiş şekilde gözüküyor. Geri mi gelecek, gelmeyecek mi bir bilgim yok ama geleceğini düşünmüyorum. Hoogie Woogie'nin zaten biraz önce 1006'nın üstüne koyulduğunu gördük. Devam edelim. Evet. Şimdi abi burada yine önemli görsellerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Burada yeni bulmacalardan bir tanesi gösterilmiş durumda. Oyunun bu arada görsellerini fark ettiyseniz biraz daha Kübra'cığım bu çıkan oyuna benziyor değil mi? Yeni çıkan. Project Playtime'a. Evet evet benziyor. Yine karanlık var. Evet. Ama bilemedim yani nasıl olur. Sadece bu yaptığımız şeyler bizi birazcık zorlayacak gibi görünüyor. Evet, biraz daha bulmacalar üzerinde daha çok düşünülmüş gibi geldi bana da, doğru söylüyorsun. Devam edelim. Evet, burada fark ettiyseniz yukarı doğru Kissimissi ve güzel bir şekilde Puppy ile yukarı doğru çıkıyoruz. Elimizde de bu defa farklı renkte bir eldiven. Yeşile de benziyor mu Kübra? Yeşil değil mi direkt bu? Yeşil, yeşil evet. Tabii yeşil eldiven. Devam edelim. Ya kesin dudaklarına bak, gözlerine bak, yaşıyor ya. Bu arada Puppy ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçen oyunda dikkat etmemiş olabiliriz. Ya da dikkat ettiysek de fark etmemiş olabiliriz. Puppy'nin nedense gözlerinin yana doğru baktığı kısma dikkat eder misiniz arkadaşlar? Nedense oraya kan oturmuş gibi bir şey yapmışlar. Bilerek mi yapılmış ya da daha önceden de vardı biz mi dikkat etmedik bilmiyorum ama şu anda bu şekilde bir görselle karşı karşıyayız. Bu arada Puppy elinde de garip bir obje tutuyor.
pil gibi. Fener gibi. Fener gibi, pil gibi bir şey taşıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Fakat oyunun ilerleyen bölümlerde daha iyi bir şekilde anlayacağız. Karanlık bölümlerde olabilir. Hatta bu oyunun şeyine de, içine de güzel sığar bence. Devam edelim kisim, abi. Kisimisin dudaklar havuç gibi değil mi? Ben Kisimisi'yi tekrardan acaba Hugi Hugi'den mi yaptılar onu merak ediyorum. Özellikle oyunun iç kısmına girip bakacağım buna abi. Daha önceki oyunda rengini değiştirmişlerdi. Burada biraz daha özenilmiş gibi geldi bana. Evet. Burada yine görselde bir telefon var abi. Bu telefonun aslında bir suratı vardı. Kendileri Twitter hesaplarında paylaşmışlardı bu görselleri, işte Instagram hesaplarında. Fakat burada telefonun bir yüzü yok. Diğer tarafında kalıyor çünkü. Devam edelim. Evet, şimdi geldik en önemli şeylerden bir tanesi. Last of Us oyununda abi biliyorsunuzdur karakter mantarların böyle havalarda uçuştuğu, partiküllerin havalarda uçuştuğu yerlere girerken karakter kendi kendine maskesini kapatıyordu. Benim merak ettiğim şey acaba karakterimizin maskesini biz kendimiz mi kapatacağız oyun içerisinde? Yani bize mi bırakacak, istediğimiz anda maskeyi kapatabileceğiz mi? Ya da oyun kendisi tehlikeli bir alana girdiğinde otomatikman mı kapatacak onu bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle otomatik yaparlar diye düşünüyorum. Eğer ki otomatik yapmazlarsa da oyunda şöyle bir şey gerekecektir abi. Büyük ihtimalle oyunda ona yeni bir tane tüp almamız gerekebilir. Temiz hava tüpü tarz bir şey. Ya da onu temizleyici bir filtre tarz bir şey almamız gerekebilir. Evet, devam edelim. Burada gördüğünüz gibi maskeyi kapatıyor. Fark ettiyseniz çok yüksek bir alandan aşağı atlıyoruz ve karakterimiz hiç etkilenmiyor abi. Büyük ihtimalle bir ayakkabı aldığımızı düşünüyorum ben. Evet, burada yeni yaratığımız zaten gösteriliyor. Catnap. Boyutları çok büyük değil abi. Boyutları fark ettiyseniz... Yani... Kübra'cığım sence büyük mü boyutu? Yok yok, büyük değil ama hızlı hareket ediyor bence. Evet, hızlı hareket ediyor olabilir. Ve oyunumuzda yerde belli başlı yine parçalanmış oyuncaklar. Daha kanlı bir ortam görüyorum fark ettiyseniz. Etrafta kanlar patlamış, pıçırmış bir şeyler olmuş abi. Aşırı derecede tehlike dolu bir şey ortamda olacağız yani. Evet, buradan karşıya doğru geçiyoruz. Ve burada da Catnap'in asıl boyu gösteriliyor. Tavan yüksekliği 2 metreden daha fazladır büyük ihtimalle. Yani yine bir Hugi Wugi ile falan herhalde boyut olarak yarışacak bir şeydir. Kuyruğunu farklı kullanıyor olabilir. Bir arkada kuyruk gösteriliyor abi. Kuyruğu bayağı büyük, garip bir canlı. Ve özellikle kedi olduğu için gözlerine de ayrı bir önem vermişler fark ettiyseniz abi. Nasıl karşımıza çıkacak bilmiyorum fakat rahatsız edici bir canlı olacağına eminim. Şimdi... İkinci oyunumuzun sonunda Kübra'cığım hatırlıyorsan Poppy bizi burada ne yapıyordu? Tam normalde serbest kalacaktık, fabrikadan çıkıyorduk. Dedi ki hayır gidemezsin. Bunun bir sebebi var. Sebebi ne biliyor musunuz? Ne? Arkadaşlar burada bir sürü işkence gören insan olmuş. Bir sürü acı çeken oyuncak olmuş. Onlardan intikam almak için Poppy bizi yanında arkadaş, dost olarak görüyor. Ve diyor ki sen gidemezsin buradan. Bana destek olacaksın. Birlikte bu yaratıkların hepsini sonuna getireceğiz. Ondan sonra özgürsün. Poppy ondan ya. Dolayı bizi ikinci oyunda serbest bırakmış. Bırakmayıp treni farklı bir alana doğru götürtüyordu ve bu şekilde Kisimisi ile ve Poppy ile birlikte devam ediyoruz. Evet, 3. oyundan beklentin nedir Kübra'cığım? Son olarak bunu sormak istiyorum sana. Yani benim tek istediğim şey şu arkadaşlar. 3. oyun uzun ve yapbozları, bulmacaları çok olmayan bir oyun olsun. Uzun ve bulmacası çok oyunlar bizi gerçekten sıkıyor ve yoruyor. Evet. Çünkü oyunun hikayesinden çok uzaklaşıyorsunuz. Hani sanki sen oraya gelmişsin şey yapıyormuşsun gibi. Bir bulmacayı çözmek için şey yapıyormuşsun gibi saatlerce. Oyunun tadını kaçırıyor. Daha şey olmalı yani, kullanılabilir olmalı bence. Bunun dışında bu Catnap karakterini ben beğendim. Güzel duruyor. Ama beklediğimiz hikayeden çok çok farklı bir yere gitmeye başladı Poppy Playtime. Belki siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Çünkü biz Bro'nun gelmesini düşünüyorduk. Kisimisi'ye ne oldu? Ay pardon Hugi Wugi'ye ne oldu? Geri döner mi diye bekliyorduk. Ne bileyim bir sürü şey bekliyorduk. Ya da Mami'ye bir şey olacak mı? Geri gelecek mi bir şekilde falan diye. Ama hiçbiri olmadı. Tamamen farklı bir karakter geldi. Bu da güzel gözüküyor yine ama nasıl bir karakter olacak, hikaye nasıl ilerleyecek gerçekten artık bilmiyorum. Umarım kısa olur oyun ve güzel olur. Heyecanla bekliyorum. Evet Kübra'cığım çok teşekkür ediyorum. Ahmet senin söylemek istediğin bir şeyler var mı kardeşim? Abi ben 1. oyunun yerini hiçbirinin alamayacağını düşünüyorum ama bunu heyecanla bekliyorum abi. Çok merak ediyorum abi yani.
Evet, Ahmet'ten de böyle bir yorum geldi. Arkadaşlar, gerçekten oyun güzel gözüküyor. Bakacağız hep birlikte. Zaten genelde Puppy Playtime'ın işleyişi aynı. İlk olarak gizemli bir yerler buluruz. Ondan sonra yeni ekipmanlar buluruz. O ekipmanları bulmaca çözerken kullanırız. En sonunda oyunun sonuna doğru ana karakterle karşılaşırız. Ondan sonra küçük bir kaçma sekansı olur ve oyunda artık yaratık ölür ve finalle karşılaşırız. Yani bu defa farklı bir şey olsun ve bence Catnap ölmesin abi. Artık her bölümün sonunda bir yaratık öldürmek ya da bir oyuncak öldürmek artık garip geliyor. Mesela bir tane de artık oyuncak şey desin. Ya ben hatamı anladım kardeşim, özür dilerim, gel helalleşelim falan desin. Hani şey yapsın böyle. Farklı bir şey yapsın. Sürekli bir oyuncak öldürüyoruz abi. Öldürmeyelim artık. Evet, geldik yavaştan videomuzun sonuna arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bulduğunuz gizemleri, bulmacaları bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda buluşuruz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.